Merhaba. Bir yazar bir kitapta yazarlarıyla metinlerini konuşmaya devam ediyoruz. Sıradaki konuğum Kemal Varol. En son Everest tarafından yayınlanan romanı Karasis üzerine biraz sohbet edeceğiz. Karasis az önce de belirttiğim gibi yayınlanalı çok uzun bir zaman olmadı aslında ama üzerine konuşmaya insanlar yazılar yazmaya başladı. Eminim size de geri dönüşleri olmuştur. Bunun aslında çerçevesinde bir şunu sormak isterim. Siz çok tecrübeli bir yazarsınız ama zannediyorum ki hepimiz gibi siz de ilk defa pandemide bir kitap yayınlatma ve bunun sonrasını yaşamayı tecrübe ediyorsunuz. Nasıl bir süreç oldu sizin için? Ben de birçok yazar gibi bir kitap yayınladığımda tabii ki yani eleştiri yazıları veya da okur yorumlarıyla çoğu zaman ne yaptığımızı anlayabiliyorum. Yani kendi niyetimin dışında yansımasını çok daha doğrudan görme imkanımız olan platformların dışında bir mecradan takip ettik. Oysa ben şunu tercih ederdim her zaman. Okurun gözünde onu okumayı, o anlamı okumayı, o birebir teması, karşılaşmayı, işte fuarlar, imza günleri, bütün bunları yaşamıyor olmak bir boşluk duygusu yarattı açıkçası. Yani bu pandeminin negatif etkilerinden birisiydi benim için. Yani okur elbette ki okuyor, bunu hayatında yeniden yorumluyor, o kitabı başka bir yere zihninde taşıyor ama yazar galiba ilk kez bundan bir haber yaşıyor. Yani nasıl bir yer kapladığını tam olarak bilemiyor. Çünkü biz o fiziksel temas dediğimiz işte fuarlar, söyleşiler, imza günlerinde aslında bir nebze anlayabiliyorduk. Bu sürecin olumsuz bir etkisi böyle oldu maalesef hepimizde. Kitaplar çıktığında bir rutin, bir işte başka şehirlere gitmeler, okurlarla karşılaşmalar, bütün bunların eksikliğini de hissediyorum. Umarım hep beraber aşacağız. Biz de öyle umuyoruz. Şimdi çok vaktinizi almak istemiyorum. Biraz böyle kitaba doğru yanaşmak istiyorum o yüzden de. Şimdi başında tabii şimdi siz karanlık zamanların karanlık şarkılarından bir tanesini anlatmak için yola çıktığınızı zaten söylüyorsunuz. Beni de böyle nitelendirmemde bir sorun yoktur zannediyorum ki. Ve Brecht'ten bir alıntıyla bunu zaten kitabın başına da nakletmişsiniz. Karanlık zamanlarda şarkıda söylenecek mi? Elbette şarkıda söylenecek. Karanlık zamanları anlatan diyorsunuz. Şimdi burada bir hapishane var. Biz zaten hapishane benzeri bir şeyin içerisinde yaşıyoruz. Sadece bunu siyasi anlamda da söylemiyorum. Hani bütün fiziki hayatımız sanki bir hapishane içinde gibi geçiyor. Aşırı yorumu severim ama pek yapmamaya çalışıyorum. Özellikle kitabı okumamış olan okurları etkilememek için. O yüzden böyle yuvarlatarak gitmeye çalışacağım mümkün olduğunca. Arka kapakta da erkeklerin avlusuna bir bakış yansıttınız, bir bakış doğrultusunu söyleniyor ama aslında burada tabii kadınlar koğuşu da aynı zamanda işleniyor. Bu kadar büyük bir sürekli yeni bir şeylerin olduğu bir dünyada bir de hani onun yakınına, çok yakınına düşen metin yazarken kendinizi çok kontrol etme ihtiyacı duydunuz mu yoksa serbest mi bıraktınız? Aşırı yoruma kaçacak bir şeyler olması sizin için sorun mudur mesela okunurken? Değildir yani. Her metnin sayısız okuma biçimleri vardır. Her metnin çok farklı niyetleri vardır. Bütün bunları gözeterek de bazen bile bile bu parçaları bırakırız belki de çoğu zaman. Makarasis'te belki de asıl niyetim, evet yani Brecht'ten aldığım ana epigraf asıl çıkış noktamda aslında. Hani karanlık zamanlar. İşte yani bu sadece Türkiye'ye özgü bir karanlık zaman meselesi değil. Yani bütün dünyadaki bir takım demokrasiden uzaklaşmış bütün ülkelere ilişkin böyle kaygıların dinlendirildiği, başka türden yönetimlerin konuşulduğu, dünyaya ilişkin ve herkesin böyle bir çıkış yolu aradığı bir zamana dair böyle bir kendi deyişi, Brecht'in deyişiyle bir türkü söylemek, bir şarkı söylemek istedim aslında Karasis'i yazarak. Orada da bir çıkış yolu var çünkü kitapta yani bir cezaevi olsa bile bir umut hikayesi aynı zamanda bir yanıyla. Erkekler meselesine gelince evet yani erkeklerin dünyasını, oradaki bir grup erkek mahkumun dünyasını anlatıyor ama onların aynı zamanda bir çeşit dönüşümünü de esas alıyor aslında. Yani kadınlara ilişkin işledikleri suçları, kadınlara ilişkin belki görmedikleri bir takım hataları yeniden düşündürerek onların karşısına ana kahramanım olan Baran'a gibi bir ayna koyarak o aynada kendilerine bir şekil düzen vermeleri, kendi suçlarıyla karşılaşmaları, yüzleşmeleri böyle bir niyetim vardı açıkçası. Yazarken elbette kadın okurların ne diyeceği konusu, ne diyeceği beni tedirgin ediyordu açıkçası. Her ne kadar hayata buradan bakan biri değilsem de bile seçtiğim kahramanların tamamının erkek olması,
meselesi beni de tedirgin ediyordu yazarken. Ama böyle bir kendime zaman zaman dönüp yeniden bakma ihtiyacı duyuyordum kahramanlarıma. Ama belki ana kahramanın o ayna vazifesi görmesi bu kitaptaki meseleyi de biraz dengelemiştir umarım, yani bir yanıyla. Ama asıl niyetimi sorarsanız bir umut şarkısı söylemek istedim aslında. Şimdi son zamanlarda yayınlanan metinlere baktığımda sanki kadın yazarlar çok daha fazla toplumsal sorunlara eğilmeye başladı. Erkekler de yazdıkları metinlerde kendi üstlerine kapanmaya başladı. Sanki kadınlar artık tamam konuşuyor. Biz hani biraz daha kenara çekilebiliriz. Rahatlığı oluşmuş gibi bir durum serildi önümüze. Ama siz tabii hiçbir zaman çok bireysel metinler yazmıyordunuz. O toplumsal meseleler zaten hep vardı ki birbirinin aslında örüntüsü olan, tamamlayıcısı olan metinler. Hani takip etmiş olanlar süreç içerisinde, yıllar içerisinde biliyorlardır. Şimdi bu metin de tam tersine, genel erkek yazar eğiliminin aksine eskisinden de daha toplumsal bir metin yazmışsınız. Böyle bir durum var ve o birbirini örüntüleyen şarkıların yanında burada Baran'ın hikayesi, diğer mahkumların hikayesi, Karesi sanki biraz daha bağımsız bir metin gibi geldi bana. Bununla ilgili biraz aslında ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Ya ben bugüne kadar, daha çok haklısınız, tırnak içinde söylüyorum, büyük toplumsal meselelerle çok ilgilendim. Romanlarımda işte hem Türkiye'deki bir takım dinsel yapılar, farklılıklar, etnik farklılıklar, onların yaşadığı bir takım acılar, bütün bunları romanlarıma taşıma gereği duydum. Ama ilk defa, haklısınız, belki de bütün o, yani hem etnik hem dinsel bir takım alanlardan çıkıp daha, tırnak içinde söyleyeyim, daha az politik gibi görünen bir meseleye el atma ihtiyaç duydum. Ama yazarken aslında bütün bunların da daha önceki romanlarıma taşıdığım kimi toplumsal meselelerden çok daha önemli olduğunu da itiraf etmeliyim. Ben de yazarken fark ettim. Yazarken hissettim bunu. Kadına ilişkin şiddetin bunca öne çıktığı günümüzde bunun daha yüksek perdeden dile getirilmesi, belki de bir takım tırnak içinde yine söylüyorum, küçük gibi görünen kimi meseleleri çözmeden büyük meseleleri de çözemeyeceğimiz, bir takım eşitlikleri sağlamadan toplumdaki o büyük eşitsizliği de yakalayamayacağımızı göstermek de istedim bir yerden sonra, bunu fark ettikten sonra. Bu açıdan evet, yani toplumsal meseleler sadece işte mesela bir Kürt sorunundan vesaire meseleden işte şundan bundan ibaret değildir. İki insan arasındaki bir problem de, bir eşitsizlik de çok ciddi bir toplumsal meseledir ve oradan yeni bir şey, yeni bir hayata yeni bir bakış getirmeniz gerekiyor. Belki de asıl dinamikler bahsettiğimiz küçük küçük noktalardan başlayacaktır. Bu eşitsizliklerden başlayacaktır. Çözmemiz gereken büyük meseleler. Son sözü yine sahibine vermek isterim. Siz Karesis'le ilgili okurlara bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya da genel çerçevede söylemek istediğiniz bir şeyler olur mu? Karesis benim toplumumda sizin de dediğiniz gibi aslında bütün o toplumsal, bugüne kadar yazdığım toplumsal meselelerin çok dışında ama bence çok kıymetli bir alana değiniyor. Kadın ruhunun, kadın dünyasının o inceliklerine belki de bir erkek kahraman üzerinden bakan bir kitap. Ben Baran Ayı yazarken onun böyle bir, ya çift cinsiyetçilik, cinsiyette demeyeyim de böyle hani hayata bir kadının gözüyle bakabilen bir kahraman olarak kurmak istemiştim bütün kitabı yazarken. O inceliği gösterebilsin ve oradaki diğer tutuklulara da, mahkumlara da onu gösterebilsin. Yani onların dönüşümüne bir şekilde vesile olsun diye. Umarım edebiyatın hala böyle bir gücü vardır. Ve birçok erkek okur, en azından öyle diyeyim, kendilerindeki bir takım fazlalıkları bu kitap sayesinde birazcık bu fazlalıkları atarlar. Onu umuyorum en azından. Biz de onu umuyoruz Kemal Hocam. Teşekkür ederiz. Ağzınıza kalemimize sağlık. Çok sağ ol. Karasit Everest tarafından yayınlanmıştı. Okurunu bulmasını dilerim. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sağ olun, çok teşekkürler.